katılabilmesi olacak şey değildir diyor. Ne diyorsunuz? Yani şimdi bu cümle tabii ki niye böyle bir cümle kurmaya ihtiyaç duydu durup dururken Devlet Bahçeli? Siz gayrimeşru olarak adlandırdı sizi. Merak ediyorum cevabınızı. Önce biraz gülmek lazım herhalde. Çünkü Türkiye'de herhalde kendi halkını karşılıksız sevenler ve bunun için yaşamını gözünü kırpmadan veren devrimcilere, sosyalistlere hiç kimsenin laf etmeye hakkı yok. Ama şöyle söylemek lazım. Sayın Bahçeli, Devlet Bahçeli, yani bizimle uğraşacağına önce içinde bulunduğu, ortak olduğu, bu iktidarın ortaya çıkardığı duruma bir göz atsın. Mesela Hüdapar. Hüdapar Türkiye'nin son yakın tarihinde domuz bağı diye söylenen yöntemle cinayetler işlediği varsayılan, iddia edilen ve bundan da mahkum olan bir yapının, Hizbullah'ın siyasal temsilcisi gibi gözüküyor. Yine Türkiye'de özellikle son yıllarda bakın Sedat Peker birçok şey ifşa etti. Bir milletvekili, yani soyadı Taşkesen'in oğlu muydu? Hani isimlere evet, de şey yapmadan. Evet, bir milletvekili hiç birdenbire 100 milyon dolarlık, euroluk yatlar alıyor ve bunu kadının özgürlüğü ve denize girme hakkı olarak savunuyor. Türkiye'de bakın birçok şeyde neredeyse artık uyuşturucu baronları cirit atıyor. Türkiye'de açıklanamayan cinayetler işleniyor. Birçok yolsuzluk, usulsüzlük var. Haraç mezat her şey satılmış. Yani Bahçeli devrimcilerin, sosyalistlerin meşruiyet tartışmasına bakacağına bu içinde bulunduğu, destek olduğu iktidarın ortaya çıkardığı bu şeyleri anlatmaya çalışsın. Herhalde kendi tabanında bile bunları anlatmakta zorlandığı için cambaza bak diye şeyi başka tarafa, dikkati başka tarafa çevirmeye çalışıyor. Hiç kimsenin şundan kuşkusu olmasın ki bu ülkede meşruiyet tartışması yapılacaksa en meşru olan siyasi hareketler Türkiye'nin bu geleneğini, bağımsızlığını, laikliği, eğitimin sağlığın parası olmasını savunan, bunun için karşılıksız mücadele eden ve toplumu örgütlemek için mücadele eden devrimciler, sosyalistler en meşru yapılardır. Geri kalan artık lafı çok da uzatmaya gerek yok. Kendi cenahlarındaki yaşananları açıklasınlar. Evet, Devlet Bahçeli'ye verilen cevap bu. Sonuçta çok da üzerinde durmaya gerek yok. Siz de çok haklısınız bu konuda. Farklı bir yöne çekmeye çalışıyor tartışmayı. O tartışmanın içine belki de bizim girmememiz lazım diye düşünüyorsunuz herhalde. Yani Bahçeli dediğim gibi açıklayamadığı, kendi iktidar ortaklarının ve içinde bulunduğu şeyi açıklasın. Kendi tabanına ve Türkiye toplumuna devrimcilerle, sosyalistlerle uğraşmayı bir yana bıraksın. Hakikaten Türkiye bugün yaşanılamaz bir kabus neredeyse iktidarıyla karşı karşıya. Şimdi bir yandan bakıyorsunuz Türkiye tarihinin gördüğü en karanlık, en gerici ittifakla karşı karşıyayız. Ve AKP, Yeniden Refah Partisi, MHP, Hüdapar ve Büyük Birlik Partisi. Şimdi herhalde Türkiye'nin tarihinde milliyetçi cephe bile bu kadar gerici bir karanlık şeyi temsil etmiyordu. Türkiye bu seçimlerde bir tercihle karşı karşıya, tek adam meselesi bir yana, ya 15 Mayıs'ta Talibanlaşma sürecine girecek, bu iktidar kazanırsa Talibanlaşma sürecine girecek, ya da burada artık bu rejimle hesaplaşacağız, bunları yeneceğiz, tarihin çöplüğüne göndereceğiz ve Türkiye'de yaşanılabilecek özgür, demokratik bir ülke inşası için mücadele etmenin olanakları ortaya çıkacak. Şimdi bunun niye söylüyorum? Bahçeli ve onun temsil ettiği anlayışta bu iktidarın, bu koalisyonun bir parçası ve yaşanmaz kılınan bu ülkenin sorumlularından birisi. Onlar kendi sorumluluklarına baksınlar deyip o kısmını çok uzatmaya da gerek yok sanıyorum. Ben sizin o Talibanlaşma süreci ifadenizi çok önemsiyorum. Gerçekten de hem yapılan açıklamalar hem işte işbirliği hem tarikatlara yönelik işte eğilimleri ki hemen tek bir imza ile para toplamalarına izin verilen büyükşehir belediyelerinin bile o elinde onu esirgeyen, onu engelleyen bir süreç yaşanırken o tarikatlar, o cemaatler özgürce paralarını toplayabiliyorlar ve yaşayabiliyorlar. Sonuçta bu süreç önemli. Eğer bu iktidar bu yapıyla
tekrar yeniden iktidar olursa Türkiye'nin düşebileceği ortam herhalde sizin söylediğiniz o